CoinTürk TV'ye hoş geldiniz. Dün FED faiz kararını açıkladı ve arkasından FED Başkanı açıklamalarda bulundu. Tabii ki bu piyasanın durumunu ve küresel piyasaları da etkiledi aslında. Peki Fatih, bu durumda sen nasılsın? Dün ya en kötüsü olmadı ama yine zor bir akşamdı. Çok büyük volatilite görmesek de böyle piyasanın beklentisi dahilindeki bir karamsarlık Powell'ın konuşmasına da hakimdi. Yani piyasa şu an çok belirsiz. Ben de aslında belirsiz diyebilirim. Piyasadan doğrudan etkilenen insanlar olduğumuz için. Peki kesinlikle. Şöyle bir baktığımızda aslında Fed'in faiz kararı uzun zamandır piyasada fiyatlanıyordu. Yaklaşık 10 gündür Bitcoin fiyatındaki belirsizlikte de bunu görüyoruz. Düşüşlerde de bunu görüyoruz. Beklenen açıklama dün geldi ve Fed 25 bas puanlık artışta bulundu. Piyasanın büyük çoğunluğu da aslında böyle bir artışı bekliyordu. Bitcoin'de bu beklentiler üzerine düştü zaten. Ayrıca Powell'ın açıklamaları da ayrı bir etken oldu. Şu anda piyasada bir belirsizlik oluşmasında da bir etkisi oldu. Küresel piyasalarda da zaten bir çalkantı olduğunu görüyoruz. Fatih, Fed'in bu faiz arttırımı ne anlama geliyor? Gelecekle ilgili bize neler söylüyor ve Powell neler dedi? Tamam. Dün zaten son dakika olarak açıklamaları ayrıca CoinTürk'ten paylaşmıştık. Hem Twitter'dan hem internet sitesinden. 5.25-5.50 bandına çıkarıldı faizler. 25 bas puan artırıldı. Senin dediğin gibi bu açıklamaların temeli zaten genel çerçevede beklenti dahilindeydi. Aşırı şahin bir duruş görmedik. Bu da gelen verilerin o kadar da kötü olmadığını gösteriyor. Son gelen verilerde işte işsizlik beklenen düzeyde artmıyordu. Ücret artışları biraz can sıkıcı seviyedeydi. Powell enflasyonla mücadele için ücret artış hızının daha da düşmesi gerektiğine inanıyor. En azından mevcut sıkılaşma döneminde olmasını istedikleri şey bu. Ücret artışları enflasyonun artışına katkıda bulunuyor ve düşüş hızını yavaşlatıyor. O halde önümüzdeki açıklanacak olan işte ücret artışı verisi bizim için biraz kritik öneme sahip olacak. Kripto paraların fiyatı üzerinde de ciddi dalgalanma oluşturacak. Enflasyon düşüş hızının yavaşladığını bu toplantıda da tekrardan Powell bu konuda genel piyasa kanaatini sözlü biçimde ifade ediyor. Söylemediği şey baz etkisiyle düşen enflasyonun, yani enflasyondaki düşüşün sürdürülebilir olmadığıyla ilgiliydi. Şimdi asıl soru şu aslında bizi ilgilendiren, kripto paralara bundan sonra ne olacak? FED bu toplantı itibariyle artık gerçekten politikanın sıkı olduğunu kabul ediyor. Enflasyondaki düşüş hızının arttığı senaryoda birkaç toplantıdan önce faiz tavanının ilan edilmeyeceğini sinyalini aldık. Daha kötüsü eğer enflasyon düşüşü artmazsa veya durursa FED peş peşe toplantılarda yeni faiz artış kararları alabilir. Bunun da sinyalini verdi. FED Başkanı'na göre artık piyasa sözlü yönlendirme evresinin ötesine geçti. Yani önceden ne oluyordu? Biz işte daha fazla sıkılaşma bekliyoruz. İşte enflasyona daha fazla düşüş bekliyoruz. Böyle piyasayı daha fazla orta vadede yönlendirebileceği, yatırımcıların orta vadeli stratejisini oluşturabileceği net açıklamalar yapıyordu. Dün yaptığı açıklamada da artık piyasayı sözlü yönlendireceğimiz evrenin bir sonraki aşamasına geçtik. Yani daha titiz davranacakları bir döneme geçiş yaptıklarını kabul etti. Kripto para yatırımcıları için makroekonomik verilerin çok daha önemli olduğu bir döneme giriyoruz. İşte PMI verileriyle Fed'in artık beklemiyoruz dediği resesyonu izlerken çekirdek enflasyon verileri bize enflasyonun ne kadar yapışkan olup olmadığını, düşüşün ne kadar daha devam edip edemeyeceğini gösterecek. Bunlar çok önemli. Net olan birkaç bir şey var aslında son toplantının ardından. Bu yıl kesinlikle faiz indirimi olmayacak. Mart ayındaki bankacılık çöküşünde vesaire beklenen şey geldik, aradan 3 faiz artışı oldu ve faiz artışı devam edecek. En az bir faiz artışı daha olacak. Mevcut görünüme bakarsak kalan toplantıda bir faiz artışı daha yapılıp tavan ilan edilmesi en iyi senaryo gibi görünüyor. Yani şu anda bu aşamadayız. Bu yıl kesinlikle faiz indirimi olmayacak. Eğer sürpriz biçimde enflasyon çok hızlı düştüğünü görmezsek önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde de indirime gidildiğini göremeyebiliriz. Faiz tavanı ilanının ardından FED genellikle 6-9 ay içinde faiz indirimlerine başlıyor. Powell gerektiği kadar sıkı kalacak dedi para politikasını erkenden gevşetmeyecektir. O halde en iyi senaryoda 9. ayda yani Eylül ayındaki toplantıda faiz tavanı ilan edilirse önümüzdeki yılın ikinci çeyrek başında faiz indirimleri başlayabilir. Bu da Nisan ayı ve sonraki toplantılarda olabilecek gibi görünüyor. Risk piyasalarını yukarı çekecek erken bir gevşeme FED için kesin biçimde 2025 yılında olacak. Yani Powell diyor ki 2025 yılına kadar enflasyon %2'ye düşmesini beklemiyoruz. Enflasyon %2'ye düşmediği sürece para politikasında nasıl söyleyeyim bir gevşeme, daha büyük bir genişleme, yani işlerin tersine dönmesi, pandemi dönemi gibi işte para dağıtıldığı bir dönem görmeyeceğiz. O halde 2025 yılına kadar biraz daha para politikası sıkı kalacak. Bir miktar gevşese de artık önümüzdeki 2 yıl boyunca en az genişlemeci bir politika izlenmeyecek. Çünkü %2 enflasyon hedefi için 2025 başı şu anda en iyimser seçenek gibi görünüyor. Bu enflasyondaki yapışkanlık dolayısıyla. Başka ne diyebiliriz? Kripto paralar için 2023 sonuna kadar sıkı para politikasının baskısını hissetmeye devam edeceğiz. Yani sıkı para politikasından kastım şu aslında. 5.25-5.50 bandına geldi. 5.50-5.75 bandında veya maksimum 6 civarında bir faiz tavanı ilan edilecek ve yıl sonuna kadar çok büyük ihtimalle bu faiz oranı tavan noktada tutulacak. Yani aşırı sıkı noktada tutulacak. Bu da bu yılın sonuna kadar kripto paraların yükselmesine olanak sağlayacak bir gevşemenin olmayacağını gösteriyor. Beklenen Temmuz yükselişi gelmedi ama Ağustos sonunda PMI, işsizlik, enflasyon, tarım dışı istihdam gibi veriler aşırı iyi gelirse, sürpriz anlamda iyi gelirse belki erken faiz tavanı ilanı beklentisiyle piyasanın yükseldiğini görebiliriz. Onun dışında sürpriz iyimser veriler gelmediği sürece şu anda görünüm yıl sonuna kadar en azından makroekonomik cephede kripto paralar için iyi bir orta vadeli görünüm sunmuyor. Anladım. Yani aslında baktığımız zaman senin söylediğin 2024'ün ikinci çeyreğinin başında faiz indirimlerinin gelmeye başlaması orta ve uzun vadede bizim için olumluya işaret eder. Çünkü biz 2024'te zaten bir blok ödülü yarılanması bekliyoruz. Bunların çakışması o aylardır oluşmasını beklediğimiz ralliyi tetikleyebilir, ikisinin aynı zamanda denk gelmesi. Yani o dönem çok gerçekten birçok şeyin üst üste geldiği bir dönem. O zamana kadar Ripple davası kesin biçimde bitmiş olacak. İşte spot ETF'lerle alakalı kararlar çıkacak. Bitcoin Halving var. Birçok şey var. Hatta mesela 2021 sonunda 3 ay üst üste hedef verip 3 ay üst üste tutan biri vardı. Plan B. Bu Hollandalı anonim bir analist. Bu SKF grafiğiyle çok popülerdi. Onun tahmini mesela 40 bin 50 bin bandında bir fiyat tahmin ediyor ki koşullarda zaten bunun olabileceğini gösteriyor. Ama işte bu yıl sonuna kadar bir ara bir dönemde bu negatiflik biraz daha devam edecek gibi görünüyor. 2023 yılının geri kalanında muhtemelen biraz daha böyle belirsizlikle, çünkü sonuçlanmasını beklediğimiz çok fazla şey var aslında şu anda piyasada. Bunların hepsini beklerken fiyatlarında biraz daha volatil olabildiğini belki görebiliriz. Bunun dışında Fed'in bir sonraki faiz kararını tabii ki bekliyoruz. 20 Eylül'de gelecek. Ağustos ayında biraz rahatız eğer veriler çok şey gelmezse. Temmuz'da bu işte ETF başvuruları falanla bir ara yükseliş olur mu diyorduk. Şimdi son umut artık. Eylül'de erken faiz tavanı ilan edilir vesaire beklentisiyle bir hareketlilik olur mu diyeceğiz. 20 Eylül'e kadar biraz daha gelecek verilere göre aslında kafamız rahat olacak veya olmayacak. Bunu en son söylediğimizde bir sürü olay patlamıştı, hatırlıyorsun değil mi? Ya halen daha o şeyi unutamıyorum. Haziran ayının ilk haftası çok sakin olacak, tatile çıkın, hiçbir şey olmayacak dedik. O hafta Coinbase ile Binance'a dava açtıysak her şey olabilir. Yani bu piyasa çok sürprizlerle dolu. O oldu, daha kötüsü olamaz dedik. Bu sefer en iyisi oldu. BlackRock çıktı, ETF başvurusu yaptı. Ya yani bu piyasanın doğası biraz böyle. Biraz da heyecanı şeyi bu yani. Aynen, aynen öyle. Ben de senin gibi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Fatih. Güzel bir FED değerlendirmesi oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim.